Bu şekilde öğrendiğince çok üzgünüm. Ben böyle olsun istemezdim herkesin içinde. Gerçekten çok üzgünüm. Sen üzülme. Sıkma sen canını. Ben konuşurum onunla. Durum çok acilmiş derim. Bekleyememiş. Ne olacak? Ömer benim için de kolay olmadı. Tabii tabii. Sen koşa koşa boşanma davası açtığına göre epey zorlanmışsın belli. Neyse ben gerçekten konuşmak istemiyorum. Bir dakika bir dakika. Dur nereye gidiyorsun? Dur. Mayın gibi orada dip dibe nasıl oturacağız? Oturmamıza gerek yok zaten. Sen gidebilirsin bence. Ha basbayağı kovuyorsun yani beni öyle mi? Sen madem bunu yolluyorsun. Senin ne işin var ki zaten burada? Ne demek ne işin var ya? Anladık kızgınsın da. Değilim. Madem jet hızıyla kurtulmak istiyorsun benden. Gelme o zaman Gamze. Yakınımda olma. Niye oluyorsun? Sence de saçma ve gereksiz bir şey değil mi bu? İftar yemeği burası. Herkes davetli. O yüzden ben de tabii ki geleceğim. Hem o içerideki herkes benim de ailem. Sanmıyorum, sanmıyorum. İnsan ailesine bunu yapmaz. Bu hayal kırıklığını, bu şoku böyle yaşatmaz. Ya ben nereden bileyim Çiçek Hanım'ın herkesin ortasında sana o zarfı açtıracağını? Belki de hayırlısı oldu biliyor musun? Yani en azından beni büyük bir dertten kurtardın. Babam artık gelip bana işte git evliliğini kurtar. Gamze'yi ikna et diye baskı yapmayacak. Neyin ne olduğunu anlamıştır sayende. Tamam, acele ettim biliyorum. Niye biliyor musun? Çünkü eğer bekleseydim yapamazdım. Ne diyeyim Gamze? İyi ki beklememişsin. Cesaret edemezdim diyorum sana Ömer. Yapamazdım. İkimiz de bir an önce yollarımıza gidelim. Bu belirsizlik bitsin istedim. Sana haksızlık etmek istemedim. Ya sen ne kadar düşünceli, ne kadar yüce gönüllü bir insansın böyle. Beni düşündüğün için gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi ben de seni düşünerek içeri gireceğim. Çorbası olmasın. Ömer bir dur. Sen ayrılmayı kabul etmiştin. Hani unutacağım, seni söz veriyorum demiştin bana. Nasıl olacaktı yani? Unutacaktın, ayrılacaktık da evli mi kalacaktık? Bu mantıklı mı sence? Mantıklı olan neydi biliyor musun? Senin bana önceden insan yerine koyup söylemendi. Bizim bunu oturup konuşmamızdı. Boşanma davası açacağından benim haberimin olmasıydı mantıklı olan. Şimdi sen istediğin kadar özür dile. Az önce yaşadığım şeyi bana telafi edemezsin. Konuşsaydık eğer dayanamazdı, vazgeçerdi, kıyamazdı. Senin bu hayatta beceremediğin birçok şey var. Ama kıyamamak bunlardan biri değil Gamze.